Hoş geldiniz. Hemşehrilerim merhum Mesut Yılmaz'la Mehmet Cengiz'i çok yakından tanıyan biri olarak Sedat Peker'in dün yaptığı açıklamalara dair net tanıklıklarımı aktarmadan siyasi gündemden birkaç not. Maalesef bir hafta içinde 4 milyar dolar daha boşa gitti. Çünkü BDDK kararına psikolojik iklim için böyle bir para saçılmasına rağmen dolar yine 17 liraya dayandı geldiğimiz noktada ekonomist Profesör Özgür Demirtaş'ın ifade ettiği gibi Türk ekonomisinin kurtulması artık topyekün bir seferberlikle mümkün olabilir. Öyleyken saray hala algı operasyonunda. Neymiş efendim? İhracatta destanlar yazılıyor, rekorlar kırılıyormuş. İyi de peki ya ithalattaki yıkımlar onu niye gizliyorsunuz? Mayıs rakamları ortada. İhracat 18 milyar 973 milyon dolar. İthalatsa tamu tamına 43 milyar 800 milyon dolar. Söyleyin 18 mi büyük 43 mü? Vaziyet bu ise hangi destandan söz ediliyor? Dış ticaret ve cari açık yıllık bazda 50 milyar dolara kanat açmış iken hangi başarıdan söz ediliyor? Şunu da söyleyeyim bu bile iyi günlerimiz. Zira dolar euro karşısında değer kazanıyor ki bizim ithalatımız dolarla ihracatımızsa euroyla. Yani ihracat her geçen gün zora giriyor. İlaveten... Euro bölgesi olan Avrupa'da resesyon yani durgunluk gündemdedir. Bu bizim için gerçekten ölüm demek. Çünkü ihracatımızın %50'si orayadır. Yine dün dünyaca ünlü Jeff Morgan Türkiye'de enflasyon tırmanışını sürdürecek diyerek tahminlerini %40 civarında yukarıya revize etti. Bir başka konumuz maalesef kahredici, hüzün verici. Adı Enes Özgül. Devletin yetiştirme yurdunda büyüdü. Piyade uzman çavuştu ve pençe kilit operasyonunda şehit oldu. Hikayesini ve son mesajını okuyunca vallahi ağladım zira... Bu ülkede iki kesim devlet için yüzyıllardır hep ölmekte. Biri Türkler, Diğeri ise fakirler. Evet Suriyeli kaçkınlar milyonlar halinde İstanbul ve benzeri yerlerde nargile keyifleri yaparken Mehmetçikler onların adına savaşarak ya da savaştırılarak toprağa düşüyorlar ne diyeyim. Ve bir başka ismin adı Emil Lein. İsveç Dışişleri Bakanı. Dün dedi ki NATO zirvesinde imzalanan metinde iade edilecek isimler listesi yok. Oysa Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zirvenin bitiminde dünya medyasının önüne çıkıp aynen şunu söylemişti. Görüşmede mutabakata vardık. 73 terörist iade edilecek. Bu soluş diplomatik zaferdir. Pardon biri doğru söylemiyor da o kim? Aradan bir haftadan fazla zaman geçti. Bırakın 73 teröristin iadesi. İsveç Dışişleri Bakanı böyle bir anlaşmanın olmadığını bile söyleyebiliyor. Bu durumda Tayyip Erdoğan'ın ortaya çıkıp o bakanı rezil etmesi ve kendi söylediklerini kanıtlaması gerekmiyor mu? Öyle ya açıktan kendine yalancı diyor. Tablo bu iken şu ana kadar Erdoğan sus pus. Niye acaba? Hayır bu zillete katlanılamaz. Hiç kimse Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na yalancı diyemez. Bu itibarla Tayyip Erdoğan basın toplantısında söylediklerini delillendirip İsveçli bakanı utandırmasını bekliyoruz. Utanmazlık yapılan anlaşmaya rağmen İsveç'te bir hafta içinde PKK'nın 3 büyük gösteri yapması ve Türkiye aleyhinde sloganlar atması ve polisin bunlara kayıtsız kalmasıdır. Keza an itibarıyla İsveç'te PKK'ya internet üzerinden aşıktan para toplanıp onun adına ticari faaliyetler bile yapılıyor ve heyhat İsveç hükümeti oralı değil. Pardon ama anlaşma yapıldıysa İsveç'teki bu fütursuzluk Türkiye'nin itibarının yere düşmesi ayağa alınması demek değil mi? Yoksa iddia edildiği gibi ortada bir anlaşma yok da Türk halkını kandırmak için mi var denilmekte? Türkiye'yi yönetenler buna derhal cevap vermek durumunda ve muhalefette bunun üstüne gitmeli. Değerli dostlar, Bülent Arınç'ın dünkü sözlerine gelirsek, bu adama neden asla güvenilmeyeceği yeni açıklamalarıyla bir kere daha kanıtlandı. Dedi ki, salı verilen FETÖ'cülere itiraz edenler karanlık isimler. Aynen iade ediyorum. Zira ben de itiraz edenlerdenim. Bak Bülent Arınç, karanlık isim fetöcülerin kozmik odaya girmesine şahsi ile alakalı sözde suikast iddialarıyla vesile olanlardır. Karanlık isim 254 şehide rağmen hala FETÖ'ye alçak ve katil demeyenlerdir. Karanlık isim, sınav hırsızlığı ve kul hakkına tek kelime olsun etmeyenlerdir. Karanlık isim, Allah verdikçe veriyor diyenlerdir. Karanlık isim, CIA ile Mossad'ın kucağında olan FETÖ'cülere hala casus demeyenlerdir. Karanlık isim, Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'cüler tarafından katledilmesini gündeme getirmeyenler, lanetlemeyenlerdir. Bu Bülent Arınç hala AKP'de tutulabiliyor. Yazıklar olsun. Değerli seyircilerim gelelim manşet konumuza. Yani Sedat Peker'in Mehmet Cengiz ve Mesut Yılmaz'la alakalı olarak aktardıklarına. Önce bir hatırlatma. 1990'lı yıllarda Ankara siyasetini ve Mesut Yılmaz'ı izleyen herkes bilir ve onlarca kere medyaya yansımıştır. Merhum eski başbakana en yakın olan gazeteciydim ve çok çok özellerini biliyorum. Buna rağmen kendisiyle asla kirli bir ilişkim olmadı. Gün oldu Turgut Yılmaz'ın Turgay Ciner gibilerle olan ilişkilerinden Berna Yılmaz'ın mahsul Kırmızı Gül'ü miting alanlarına taşımasına kadar pek çok yanlışla dikkat çektim. Gün oldu kendine Ermeni ve Mason diyenleri bakan yapmasının yanlışlığını da yüzüne vurdum. Bizimkisi hem şehriden öte abi kardeş ilişkisiydi. 8 yıl önce yazdığım Takkili Firavunlar kitabımda da var. 1987 senesinde beni Rize'den milletvekili yapmak istemişti. Lakin yaşım o dönem 30'un altında olduğu için ve mahkeme kararıyla büyütmeye zaman olmadığı için bu mümkün olmamıştı. 1991 seçimlerinde ise ben istemedim. Zira medyadaki konumum milletvekilliğinden daha değerliydi. Sevgili Mesut Yılmaz, Fevkalade Donanımlı ve tartışmasız bir vatanseverdi. Onu söylemeliyim. Ancak ürkekti ve kendine söylediğim gibi asla lider değildi. Pek çok insan gibi beşeri zaafları vardı ve bu durumu iki kere yüzüne gözüne bulaştırdı. Biri malum kumar olayı, diğeri ise çok dar çevrenin bildiği ama kamuoyuna yansımayan kamuoyunun bilmediği bir başka hadise. Bugünkü tablo ile kıyaslandığında ise Mesut Yılmaz'ı asla hırsız ve siyasetle zenginleşenlerden diyemem. Söylediğim gibi onca yakınlığıma rağmen şahsi hiçbir çıkarım olmadı. Mesela bu aralar Che Guevara pozlarında dolaşan Tuncay Özkan sözde solcu kimliğine rağmen bir dönem Mesut Yılmaz'ın medyadaki militanı tetikçisi idi ki bunun yüzlerce tanığından ikisi eski Müsteşarı Şenkal Atasagun'la İstanbul Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçandır ve de arşivler ortada. Tuncay bu tetikçiliğin karşılığını 2 milyon dolar transfer parası ve aylık 25 bin dolar maaşla Mehmet Emin Kara Mehmet'in, akşam grubuna geçerek aldı ki bu işi organize eden, sağlayan Mesut İlmaz'dı. Kara Mehmet'in bu parayı verme sebebi ise o dönem kendine ait olan Pamuk Bank'la Yapı Kredi Bankalarının zorda olması ve Anaplı Ekonomi Bakanı Güneş Taner'den anlayış görmesiydi. Aynı şekilde şimdi Habertürk'te olan Muharrem Sarıkaya'yı Turgay Ciner'in patronu olduğu Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilcisi yaptıran yine Turgut Yılmaz'dı. Bir başka ayrıntıyı daha aktarayım. Mesut Yılmaz Süleyman Demirel'den sonra Cumhurbaşkanı olma arzusundaydı. Demirel de anayasa değişikliği ile bir dönem daha kalmak istiyordu. O süreçte ben çok yakın olduğum bu iki isim arasında aracılık yaptım. Keza Mesut Yılmaz'a yine görüştüm. Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli ve Genel Kurmay'ın kendini istemediğini de aktardım. Sonuç ortada. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu Bülent Ecevit'le Devlet Bahçeli'yi tehdit edince Mesut Yılmaz aday bile olamadı. Ancak anayasa değişikliği teklifi reddedildiği için de Süleyman Demirel'in yerine piyangodan Ahmet Necdet Sezer çıktı. Gelelim kumar olayına. Merhum Mesut Bey'in kumarı sevdiğini Ankara'da bilmeyen yok. O sebeple güne hep öğle sonrası başlamıştır. Zira geceleri zaman zaman dostlarla oyun oynuyordu. Öğle olunca da bir şekilde kayda alınması kaçınılmaz olmuştur. Almanya dönüşü uğradığı Budapest'te de kaldığı otelin kumarhanesinde saldırıya uğradığı bütün kamuoyu tarafından biliniyor ve o tür mekanlarda sürekli olarak kayıt alındığı da vakadır. Dolayısıyla o tür görüntülere ulaşmak çok zor değildir. Mehmet Cengiz ise 1995 sonrası adı duyulan bir müteahhit. O tarihe kadar Rize çevresinde iş yapan lokal bir inşaatçıydı. Mesut Yılmaz sayesinde Çamlıhemşin-Ayder yol ihalesini aldı. Ardından Hopa-Kemalpaşa yolunu yaptı. İlk büyük işi Karadeniz sahil yoludur ve son bölüm olan Rize-Sarp arası ona verildi. Bir gün ayrıntılarıyla anlatırım o büyük proje ve ihalelerde siyaset komisyon olarak para almadı. Onun yerine Samsun'dan Yürcistan sınırına kadar olan alan taksim edilip iş verilen 16 müteahhidin her birinden dönemin muhalefetinden bir milletvekili transfer etmesi istendi ve müteahhitler de onu yaparak sayıca eksik olan Anavatan Partisi Demokratik Sol Parti hükümetinin güven oyu almasını sağladılar. Bugün beşli çete denilenler de o gün o kumpanyadaydılar. Yine tanıdığım hemşehrim olan Mehmet Cengiz ise cin gibi bir Karadenizli. Mesut Yılmaz'la beraberken bile Tayyip Erdoğan'la ilişki kurdu ve hapiste bile onu ziyaret etti. Hayır hayır siyasal İslamcı biri değil. Mecbur kalmadıkça da cuma namazına bile gitmez. Gelelim bam teline yani Sedat Peker'in son iddiasına olan tanıklığıma. Mesut Yılmaz bir gün telefon edip Nene Hatun Caddesi'nde bulunan çalışma ofisine çağırdı. Sen bütün Rizelileri tanıyorsun. Sedat Peker'le dostluğun var mı? Değil dostluğum, tanışıklığım bile yok. Hiç karşılaşmadık. Hayırdır dedim. Canı sıkkındı. Boş ver o zaman dedi. Israr ettim ve anlatırsa kanal bulabileceğimi söyledim. Bunun üzerine bu adamın elinde benim oyun oynarken çekilmiş görüntüler var. Kesin mi dememle? Evet kesin. Kamuran Çöktük söyledi dedi. Düşünmeye başladım ve aklıma hemen geleni söyledim. Mehmet Cengiz'in teyzesinin oğlu imiş öyle diyorlar. Mesut Yılmaz teyze oğlu değil ama yakınlığı varmış onu da çağırdım konuşacağım. Evet değerli takipçilerim birebir tanıklık ettiğim şey aynen budur. Şimdi diyeceksiniz ki bunu bugüne kadar niye anlatmadım? Sedat Peker eğer açıklamasaydı yine anlatmayacaktım. Zira merhum Mesut Yılmaz bunu bana gazeteci olarak değil dostu arkadaşı olarak anlatmıştı. Mehmet Cengiz'in Sedat Peker'i 30 yıldır görmüyorum ifadesini perde arkası da şu. Sedat Peker geçen sene bu günlerde videolar çekip yayınlarken AKP'nin bunu engellemek için pekerin akrabası olan Mehmet Cengiz'i devreye soktuğunu yine Rize'lilerden işittim. Aralarındaki yakınlığı da bildiğimden ben de bunu her gün yayınladığım YouTube'daki video kanalımda aktardım. Bunun üzerine Mehmet Cengiz beni aradı ve Sedat Peker'i 30 yıldır hiç görmediğini söyledi ki bu ifadesini ertesi gün yine YouTube'da duyurdu noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni tuşuna basın.